Bu akşamki buluşmamızda özellikle Forex'in temel bilgilerini işleyeceğimiz için özellikle daha ileri düzey ihtiyacı bulunan e, dostlarımız varsa mutlaka diğer e, webinarlarımızda kayıt olmalarını ve onları izlemelerini özellikle e, sizden rica ediyorum. Çünkü bu akşam ele alacağımız konular Forex için temel bilgiler oluşturmaktadır. E, bildiğiniz üzere GCM Forex e, her geçen gün biraz daha gelişen ve müşteri portföyü gittikçe artan bir firma olduğu için özellikle aramıza yeni katılan yatırımcılar için mutlaka bizim temel giriş bilgileri vermemiz gerekiyor. O nedenle her ay mutlaka düzenli olarak aramıza yeni katılmış yatırımcılar için mutlaka bir giriş eğitimi ne uygun görüyoruz. Bu akşamki eğitimimizde buna istinaden yapılacak her zamanki gibi forexle ilgili özellikle bu akşamki konumuzla ilgili sorularınızı questions bölümünden sorabilirsiniz. Questions bölümünden soracağınız soruları webinarın ilerleyişi esnasında değil, webinarın sonunda mutlaka yanıtlamaya çalışacağım. webinar ilerlerken soruları yanıtlamamız elbette webinarı kesinti uğratması nedeniyle çoğu kez verimsiz olduğu için ben elimden geldiğince webinarın sonunda tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. O nedenle aklınıza takılan her türlü soruyu lütfen questions bölümünden sormaya devam edin. Ben sonra dönüşte hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi Forex nedir, ne değildir? Hemen kısaca fazla vaktinizi almadan konuya girmek istiyorum. Forex birçok kaynakta da görmüşsünüzdür. Foreign Exchange kelimelerinin ilk hecelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve esasında çeşitli ülkelerin döviz paritelerini, döviz e, dövizlerini alıp satılım yapıldığı bir piyasadır. Ancak günümüz itibarıyla forex parite, altın, petrol, hisseler, e, dünya borsa endeksleri gibi yüzlerce yatırım aracını barındıran bir finans piyasası haline gelmiştir. O nedenle e, bugün forex piyasası dünyanın birçok noktasında birçok kişiye yatırımcıya ulaşmakta, özellikle küçük büyük herkesin ...rahatlıkla parasını değerlendirebileceği bir konuma gelmiştir. Forex piyasası bugün... ...dünya üzerinde günlük işlem hacmi 5,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye'de de özellikle regülasyon sonrasında gittikçe yükselen bir grafikle beraber... ...Mayıs ayında 120 milyar, Haziran ayında 196 milyar gibi... ...işlem hacimlerine ulaşmış durumda. Biliyorsunuz geçen sene içerisinde... ...SPK tarafından Forex piyasasına ciddi bir regülasyon getirildi ve... Gerçek anlamda Türkiye'ye yakışır bir Forex Regülasyonu tamamen yürürlüğe girdi. Ve Türkiye'de şu anda Forex piyasasında işlem yapan firmalar ciddi anlamda güvenilir ve piyasada Türkiye'ye yakışır bir konumda yerini almaktadır. Forex piyasasında nasıl para kazanıyoruz? İsterseniz kısaca bunu hemen bir anlatmaya çalışalım. Forex piyasasında mutlaka iki tane değişkenden oluşan pariteleri görüyorsunuz. Ekrandaki örneğimizde Euro-Dolar paritesine ilişkin bir grafik. Örnek bir grafik, basitçe şekillendirilmiş. Bunun anlamı Euro'nun Dolar karşısındaki değerini ifade eden noktasal bütünlüktür. Şöyle söyleyeyim, aşağıda gördüğünüz 1.24 seviyesi, de bulunan parite euro'nun dolara karşı olan değişim değerini ifade etmektedir. O esnada 1 euro 1.24 dolar imiş. Yapmamız gereken eğer grafiğin yükseleneceğine inanıyorsak, örneğimizdeki gibi euro'nun dolar karşısında değer kazanacağını düşünüyorsak 1.24 seviyesinden alış işlemi açarız. Tabii bu rakam örnek. Eğer gerçekten işlemimiz bizi destekliyorsa ve öngörümüz doğru ise bir süre sonra fiyat üst seviyelere doğru tırmandığında biz gelir elde etmeye başlarız. Dolayısıyla 1.24 seviyesinden yukarıya doğru örneğimizde gözüktüğü şekilde 1.26 seviyesine çıktığında işlemimizi kapattığımızda arada ifadesel değişle 200 piplik bir kazanç elde ederiz. Forex piyasasını özel ve güzel yapan nedenlerden bir tanesi de sadece yükseliş değil, düşüşlerde de kazanç imkanı sağlamasıdır. Bu nedenle herhangi bir paritede hem yükseliş hem düşüş için yatırım yapmak mümkündür. Bakınız aynı grafik Euro dolar paritesi. Az önce ne demiştik? Euro dolar karşısında değer kazanıyor ise. Şu anda da Euro mesela 1.26 seviyesinden aşağı doğru değer yitiriyor ise biz bunda satış pozisyonu alarak da para kazanmamız mümkün. Burada örneğimizde 1.26 seviyesinden satış yaparak ve aşağıda bu pozisyonumuzu 1.24 seviyesinden kapatarak aynı şekilde aynı büyüklükte gelir elde etmemiz mümkün. Yani parite yükselecek diyor isek aşağıdan alıp yukarıdan pozisyonu kapatmak düşecek diyorsak yukarıdan satış yapıp aşağıdan kapatmak bize aynı şekilde ve aynı büyüklükte getiri sağlar. Yeter ki analizimizi doğru yapalım ve yükseliş ve düşüşleri doğru öngörelim. Zaten forex piyasasında hem yükseliş hem düşüşlerde aynı şekilde e, yatırım imkanı elde etmek gerçekten forex piyasasını özel yapan nedenlerden bir tanesi. Forex piyasasında elbette sadece bu özellik değil. Gün içinde 24 saatte yatırım yapılabiliyor. 5 gün 24 saat yatırım işlemi diyoruz ki pazar gecesi 24'ten Türkiye saatiyle konuşuyorum. Cuma gecesi saat 24'e kadar yatırım yapma imkanı var. Çünkü Forex piyasası dünyada herhangi bir likidite kaynağının yani bir bankanın, takas merkezinin açık olup sisteme online olmasıyla açık olan bir piyasadır. Dolayısıyla güneş dünya e, çevresinde günü ışıtmaya başladığından itibaren mutlaka herhangi bir yerde e, bir banka açık oluyor. Bu nedenle 5 gün boyunca 24 saat boyunca işlem yapma imkanımız var. Peki bu nasıl oluyor? Örnek vereyim ben size. Forex işlem saatleri bir günü Türkiye saatiyle bakınız gece 24'ten diğer gece 24'e kadar zaman dilimine böldüm. Burada Türkiye saatini konuşuyoruz. Ben size borsaları örnek vereceğim. Bir borsanın mesela Sydney borsası Türkiye saatiyle gece 1 civarında açılıyor ve sabah 9'a kadar da devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz güneş ilk önce Sydney tarafından doğunun en ucundan doğuyor ve dünya üzerinde dünya döndükçe dolaşmaya başlıyor. Borsayı örnek veriyorum bilinen bir şey olduğu için. Ama borsa açıksa banka mutlaka açıktır. Dolayısıyla verdiğimiz örnekler de bilinen belli başlı borsalara istinaden olduğu için ve bunların daha da dışında mesaj zetneyi bir de açılıyor ama takas işlemleri birden daha önce tabii ki işlemeye başlaması lazım ki borsa açıldığında takas sistemi hazır olsun. Dolayısıyla çok daha erken piyasanın açıldığını görebiliyoruz. Burada sadece örnek veriyorum. Mesela Sydney gece 1'de dedik açılıyor. Daha sonra neresi? Tokyo'da mesela. Güneş doğdukça borsalar açılmaya başlıyor. Gece 5 gibi Hong Kong. Daha sonra sabah 9'da Almanya, Frankfurt ve piyasanın en yoğun saatleri başlıyor. Saat 10 gibi Londra borsası ve saat 15-15.30 civarında New York borsası. Daha sonra Nasdaq ve yine devam ediyor. Da ben örnekleri çok genişletmedim burada. Ee, gördüğünüz gibi gün içi hakikaten 24 saat mutlaka bir yerde bir şekilde takas işlemleri yapılabiliyor. Burada sorabilirsiniz tabii saat gece 23'ten sonrası boş mu? Tabii ki değil. Dedik New York'tan işte ilk saat sonra ee, Nasdaq borsası mesela başlar ee, ve borsanın dışındaki saatlerde de bankalar takısa devam ettiği için gün içerisinde 24 saat süren bir döngü başlayacak. Bu nedenle günün 24 saatinde herhangi bir zaman gerçekten forex piyasasında yatırım yapma imkanınız var. Gecenin bir saatte saat üç buçukta uykunuz kaçtığında ekran başında e, grafikleri görüp alım satım işlemi yapma ya da pozisyonunuzu kapatıp açma şansına sahipsiniz. İşte bu nedenle bundan dolayı da Forex yine popüler. Şu kaldıraç olayını özellikle iyi bir işlemek lazım. Kaldıraç konusu Forex'i Forex yapan nedenlerden bir tanesi ki en temel nedenlerden birisi. Kaldıraç ile siz mevcut sermayenizin belli bir misline kadar büyük yatırımlara hükmetme şansı elde ediyorsunuz. Mesela 1000 dolar bir depozitonuz var diyelim. Hesap açtınız, bir gerçek hesap oluşturdunuz. 1000 dolar yatırdınız. Bu 1000 dolar Peki e, şu anda Türkiye'de izin verilen kaldıraç oranı maksimum 1'e 100'dür. Örneğimizde de biz 1'e 100 koyduk. 1'e 100 tanımlı bir kaldıraçlı hesabınızda siz tam 100 bin dolarlık bir işlem hacmine ulaşabiliyorsunuz. Bunu ben size şöyle bir örnek vererek açıklayayım. Diyelim ki siz doların yükseleceğini düşündünüz. Yapacağınız ilk şey nedir? çoğu kez e, forex piyasasını düşünmeyelim mesela. Gidersiniz bir döviz bürosundan dolar alırsınız. Öyle değil mi? Dolar Türk lirası karşısında yükselecek diyorsanız doları alır kıyıya koyarsınız. Tabii ki cebinizdeki para ne kadar ise. İşte cebinizdeki paranın belli bir katıyla işlem yapma imkanını forex piyasası veriyor. Bu nasıl oluyor? Diyelim ki eski dostunuz Metin, arkadaşınız Durumu da oldukça iyi. Bir gün Metin'le oturduğunuz bir yerde bir çay içiyorsunuz. Söz dolardan açılınca dediniz ki, Metin, dolar inanılmaz yükselecek. Biliyorsun doları genelde iyi tahmin edebiliyorum. Ancak benim arsayı satamadım. O yüzden cebimde fazla para yok. Sadece 1500 lira para var. Sana diyor, e, ee, yatır o zaman. 1500 lirayı al 1000 dolar koy kıyıya. 1000 dolar kıyıya alsam, koysam ne olacak? 1000 doların e, işte 100 pip yükselse kısıtlı bir miktarda para kazanacağım. E, peki diyor ben muhasebecime söyleyeyim o zaman sana şu anda dolar 1.5 lirayken 100 bin dolar alsın kıyıya koysun. Karşılığında da 150 bin liralık ödemesini yapsın. Madem yükselecek diyorsun senin için bu işlemi yapayım diyor. İşte bu arada kaldıraç kullanıldı. Arkadaşınızın size olan güveni, sizin ona olan güveninizden dolayı bu işleme girebiliyorsunuz. Ama dedi ki size aynı zamanda, peki yükselmedi, düşmeye başladı, o zaman ne yapacağız? Muhasebe bana bunun hesabını soracak. Siz de diyorsunuz ki o zaman, o zaman sen şu cebimdeki 1500 Türk Lirası'nı al, teminat olarak muhasebeye ver. Eğer düşmeye başladığında verdiğim 1500 liradan daha fazla fark olmaya başlarsa hemen bozdurmayı gerçekleştir ve doları geri ver. Daha fazla zarar etme. İşte aradaki 1500 lira zararını size verdiğim bu 1500 liradan karşılarsın. Ama yükselirse yükselişin önünde engel yok. Dolayısıyla siz orada 150 bin Türk lirası yani 100 bin dolarlık bir işlemin getirisinden kazanç sağlayabilirsiniz. Bir yanda teminat bıraktınız öyle değil mi? 1500 Türk Lirası dediniz ki muhasebeciye eğer dolar benim öngördüğüm gibi yükselmez düşmeye başlarsa çünkü 100 bin dolar büyük bir rakam. Küçük bir miktar düşmeye başlarsa e, zarar etmeye başlarsınız. Dolayısıyla 1500 Türk Lirası zarar etmeden hemen o dolarları bozdur. Ama yükselmeye başlarsa e, yükseldiği yere kadar pozisyonu sürdür ve işte o zaman yatırdığınızdan e, hakikaten daha farklı miktarlarda gelir elde etme, elde etme imkanına sahip olursunuz. İşte arkadaşınız Metin buradaki aracı kurum. Dolayısıyla aracı kurum size likitte kaynaklarını açıyor. Diyor ki gel benim likitte kaynaklarımı kullan. Likitte kaynakları nedir? Aracı kurumlar bankalarla anlaşma yapar. Dünyanın birçok önemli bankası ile likidite anlaşmaları vardır. Dolayısıyla siz e, aracı kuruma teminat yatırdığınızda aracı kurum der ki bana yapacağın işlemin sadece yüzde birini teminat olarak yatırsan yeter. İşte bu kaldıraç oranıdır. 1'e 100 kaldıraç demek yapacağınız işlemin yalnızca yüzde biri teminatı ayırmanız demektir. Siz hesabınızda 1000 dolar var ise bu 1000 dolarla 100 bin dolarlık bir işlem yapabilirsiniz ki burada teminat kaldıraç nedeniyle 1'e yüzde birdir. Dolayısıyla buradaki büyük değişimden gelir elde etme şansınız var. Yalnız tabii ki kaldıraç aynı yüksek oranda getiri gibi yüksek oranda zararı da yol açabilir. O nedenle mutlaka dikkatli kullanılması gerekir. Ee, hiçbir zaman biz kalkıp da tabii ki depozito 100, 1000 e, dolar depozito yatırdınız 1000 dolarlık işlem yapın demeyiz. Kimse diyemez. Ee, özellikle tavsiye edilen %5 en fazla %10 ki %5 üzerinde genellikle anlaşılmıştır. Miktarda bir açık pozisyonunuz olsun. Yani 1000 dolar depozito yatırdı iseniz bunun maksimum 50 dolarıyla 100 dolarıyla pozisyon alın demek ki e, GCM Forex işlem platformlarında çok çok küçük miktarlarda işlem büyüklükleriyle işlem açma imkanınız var. İşte kaldıraç budur. Siz aracı kurumun Likidite kaynaklarını kaldıraç etkisiyle kullanabiliyorsunuz. Tabi aradaki e, teminat e, bu yüksek oranlı değişimden eğer e, zarar edilmeye başlarsa teminatınız işte o zaman aradaki farkı tamamlamak için kullanılacaktır. Kaldıraçın genel özü anlamı budur. Lot büyüklükleri forex piyasasında. Lot büyüklükleri nedir? Bunu kısaca bir anlatmaya çalışalım. Forumlarda görüyorsunuz, başka yerde görüyorsunuz. Lot büyüklüğü forex piyasasında bir lot 100 bin birime tekabül ediyor. Dolayısıyla hani az önce bahsetmiştik, 1000 dolar yatırdınız, siz 100 bin e, dolarlık bir işlem yapabiliyorsunuz. Yani dolar Japon yeni paritesinde 1000 dolarla siz 100 bin dolarlık e, bir işlem açabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir lot 100 bin birimdir. Bu 100 bin birim kastı tabii ki karşı tarafta likitte kaynaklarındaki boyutu. Siz bunun elbette teminat olarak %1'ini ayıracaksınız. Marjin hesaplamayı da Yine birazdan göreceğiz. Ama biz lot büyüklüklerin ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. İşlem platformlarınızda siz bir lotluk işlem açacak iseniz, işlem e, emir penceresinde bir lot seçmek durumundasınız. Yani bir rakamını. Bunun altında değer vardı çünkü bir lot çok da küçük bir birim değildir. E, 100 bin birimlik bir büyüklüğü ifade ediyor. Bunun altında onda 1 bölünerek 1 minilot elde edilmiş. 1 minilot ise 10.000 birime tekabül ediyor. Ve bunun karşılığı işlem platformlarınızın emir penceresinde 0.1 rakamını teşkil etmektedir. 0.1 seçiyor iseniz 1 minilot seçiyor demektir. Şimdi bu 1 minilot örnek vermek gerekirse dolar japon yeni paritesinde 100 dolar teminatla açılabilecek bir işlem büyüklüğünü ifade eder. Pariteye göre değişebilir. Ben kolaylık olsun diye dolar japon yenini seçtim. Ee, bu bile büyük geliyor diyorsanız mesela küçük hesaplar var biliyorsunuz. 100 dolarla bugün e, biliyorsunuz hesap açılabiliyor. E, 100 doların tamamıyla kalkıp da bir işlem yaparsak bu riskli olabilir. Ne dedik az önce? %5'i %10'u geçmezse iyi olur demiştik. Bir mini lot bile büyük geliyor ise işte o zaman GCM Forex diyor ki o zaman mikro lotu kullanabilirsin ki GCM Forex platformlarında kurulundan bugüne e, mikrolot lot her zaman aktif olmuştur. Mikro lot büyüklüğünde işlem yapma imkanına sahipsiniz. Bir mikro lotta 1000 birime tekabül etmektedir. Yani e, işlem büyüklüğü açısından 1000 dolarlık bir işleme tekabül ediyor ki siz her zaman gibi e, bunun bunun %1'i kadar bir teminatla bu işlemi yapabiliyorsunuz. Nedir bu? Ee, dolar esaslı paritede mesela dolar Japon yeninde yine örnek verirsek 10 dolara tekabül ediyor. Yani 10 dolarla siz dolar Japon yeni paritesinde bir mikrolot işlem açabiliyorsunuz. Bunu da işlem penceresinde emir penceresinde 0.01 rakamıyla seçebiliyorsunuz. İşlem büyüklüklerini mikrolot ve katları şeklinde seçebilirsiniz. Mesela 0.07 yapabilirsiniz. O zaman 7 mikrolotluk bir işlem açmış olursunuz. Dolayısıyla 1 mikrolot minimum birim olmak üzere dilediğiniz şekilde lot büyüklükleri kullanma imkanına sahipsiniz. Evet, parite, parite diyoruz. Peki parite ne demek? Parite değer eşitliğini ifade eden bir rakamdır. Ekranda ki az önce örneğimizde de vardı. Bakınız euro, dolar. Bir tarafta euro, bir tarafta dolar. Bütün döviz çiftlerinde olduğu gibi her zaman iki tane değişken var. Ki olmak zorunda. Çünkü biri diğere karşı, diğerine karşı değeri değişecek ki biz de bundan gelir elde edeceğiz. Elbette ee, dalgalı kur sistemine göre ülkelerin paraları tedavül etmeye başladığından beri Anlık olarak, saniyelik olarak biliyorsunuz tüm pariteler, tüm dövizler e, birbirlerine karşı değerini değiştiriyor. Bir döviz bürosunda bile sıklıkla bunun olduğunu görürsünüz ki bizim işlem platformlarımızda saniyeler içerisinde bu değişkenlerin, bu rakamların değiştiğini zaten görüyorsunuz. Bizim amacımız neydi? E, düşükken alıp yüksekte kapatmak ya da yüksekte düş e, satıp aşağıda kapatmak. Her ikisinde de e, biz kazanç elde etme imkanına sahibiz. Burada euro dolar paritesinde euro bölümü yani soldaki bölüm baz döviz ismini alır. Sağdaki yani onun karşısındaki döviz ise karşıt döviz ismini alır. Literatürde bu böyledir. Siz baz dövizi alar alır karşılığında karşıt dövizi verirsiniz. Euro dolar paritesi eğer değer kazanacak diyorsanız yapmanız gereken elbette euroyu almak karşılığını dolar olarak ödünç vermektir. Gerçekten eğer e, bu öngörünüzde siz haklı çıkarsanız o aldığınız ve elinizde tuttuğunuz euro dolar karşısında değer kazandığı için bir süre sonra o değerde kazanmış euroyu geri verirsiniz, daha fazla doları geri alır, kasanıza koyarsınız. Dolayısıyla başlangıçtaki dolarınızdan daha fazla dolarınız e, kasada olur. Şimdi şöyle bir sorakla gelebilir. E, burada çok fazla parite var. Avustralya doları, İsviçre, Frangı, Japon yeni, Yeni Zelanda doları ki bizim eksotik paritelerde de oldukça fazla parite var. Biz hesap açtık, bin dolar yatırdık. Sadece dolarımız var. O sizin sadece teminatınız. Dolarla işlem yapacağınız anlamına gelmez. Yaptığınız bütün işlemlerde mesela siz hemen euro doların üstündeki sterlin dolar. Eğer alım yapıyorsanız aracı kurum sizin için dolar alır karşılığını dolar olarak verir. E, Sterlin alır, özür diliyorum. Sterlin alır, karşını dolar olarak verir. Ve bunun teminatını total olarak hesaplayıp sizin o yatırdığınız 1000 dolarlık teminattan düşer. Yani konvert edip öyle yansıtır hesabınıza. Buna istinaden bütün paritelerde, bütün yatırım araçlarında rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Hesabınızdaki döviz cinsi ne olursa olsun bütün dünya paralarını alıp satabilirsiniz. Parite... Forex piyasasındaki en temel kavramdır zaten ki e, Forex'in tarihinde ki e, ilk işlemler mutlaka e, pariteler üzerinden gerçekleştirildi. Dünya ticaretinde sahne olduğundan beri kur sistemi ülkeler elde ettikleri gelirleri ya da yabancı ülke paralarını tabii ki birbirleriyle takas etmek zorunda kaldılar. Daha önce halk yoktu bunun içinde. Devletler vardı, bankalar vardı, büyük sigorta kuruluşları, hedge fonları ve belli başlı kuruluşlar vardı. Ama ne oldu? 2000'lerin başlarken 90'ların sonunda 2000'lerin başında aracı kurumlar bu imkanları aldı kaldıraçla beraber halka sunmaya başladı. Dolayısıyla Likidite kaynaklarından aldığı bu imkanları parça parça bir şekilde halka sunmaya başladığında artık herkes bu döviz piyasasında işlem yapabilmeye başladı. O nedenle pariteler döviz çiftleri Forex'in temelini oluşturuyor. Ama tabii ee, paritenin dışında birçok konuda birçok yatırım aracı da yine Forex içinde yer aldı ki buna değineceğiz zaten. Ben özellikle temel kavramları bu akşam incelemeye çalışıyorum ki aklınızda özellikle temel kavramlarla ilgili soru kalmasın ki zaten sonrasında yine farklı derslerle ileri düzey uygulamaları yapacağız. Gelelim pip ve sprit kavramları. Bunları da sıklıkla duyuyoruz. Peki bunlar ne demek? Sprit alım satım arasındaki farka verilen isimdir. Bugün bir döviz bürosuna gitseniz elbette iki tane fiyat göreceksiniz. Mesela bir euro için e, belli bir fiyat e, alım belli bir fiyatta satış vardır ve işte o döviz bürosu aradaki alım satım farkından kazanç elde eder. Dolayısıyla aracı kurumlarında bir döviz bürosundan çok fazla bir farkı yoktur. Gördüğünüz gibi ekranda bakın euro dolar paritesine ilişkin bir satış bir de Alış fiyatı var. Yani siz e, 33.56'dan bunu satarken 33.58'den alabilirsiniz. Aradaki işte bu iki piplik fark sprit'tir. Ki aracı kurumun en temel kazancıdır. Herhangi bir döviz bürosu gibi bir aracı kurumda size döviz alışverişi yaparken alış satış arasındaki farktan kazanç elde eder. Ki bunun adına işte sprit adı veriliyor. Pips kelimesi ise bir fiyatın hareket edebileceği en küçük birimi ifade eder. Bugün elinize bir cetvel alsanız, cetvelle ölçebileceğiniz en küçük birim nedir? Milimdir, öyle değil mi? Bir milim ölçebilirsiniz. İşte pip döviz hareketlerinde bu milime tekabül etmektedir. Dolayısıyla pip fiyatın hareket edebileceği en küçük birimi ifade eder. Yalnız burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Şimdi burada fark ettiyseniz, az önce splitten bahsederken de, 56 ve 58 arasındaki bu iki piplik fark e, dedim özellikle ki, sondaki rakamı ihmal ederek söyledim. Teknolojinin gelişmesiyle beraber, aracı kurumlar yavaş yavaş insanlara, yatırımcılarına, pip'in 0.1 çözünürlüğünde adım değerlerini de sunmaya başladılar. Yani burada e, sondaki bir rakamı 10 e, adım 1 pip değerindedir. Yani buradaki 61, 71'e geldiğinde fiyat 1 pip hareket etmiş demektir. Ama 61'den 71'e geldiğinde 0.1 pip hareket etmiş demektir. Bu bazen karışıklıklar yol açabiliyor. Bunu kabul etmek lazım ama e, bununla ilgili standartlar e, tabii ki e, oturmaya başladığı için insanlara özellikle bizim de tabii e, birçok firmada olduğu gibi insanlara daha hassas giriş çıkış noktaları verebilmek için biz bu adım değerlerini gösteriyoruz. Bu nedenle işlem platformunuzun hiçbir yerinde birçok yerde ee, özellikle mesela euro dolarda bakın noktadan sonra 4 değil 5 hane var ise sondaki rakam pip değil adım değeridir. Ve 10 adım ancak 1 pip harekete tekabül eder. Bunu mutlaka söylemek lazım. Evet sprit ve pip kavramları bu kadar. Ne dedik 56 58 demek ki euro dolar arasındaki sprit 2 pipmiş. Bunu mesela şöyle söyleyelim. 1.3356'dan siz satış işlemi açtınız. O an 2 pip zararda işleminiz başlar öyle değil mi? Bir, bir, bir döviz bürosuna gitseniz e, hemen bir dolar alsanız orada belli bir kurdan. Aldığınız gibi hemen saniyesinde geri verseniz oradaki döviz bürosu e, elemanına mutlaka zarar elde edersiniz. Aradaki komisyon yani spread farkı kadar. Dolayısıyla siz de pozisyon açtığınızda split kadar zararda başlar pozisyonu ve olumlu yöne en azından split kadar ilerlemesi gerekir mantık olarak. Kavramlara devam edelim. Çok karıştırılan mesela marjin nedir kavranı bir inceleyelim. Marjinin matematiksel formülü ekranda görüyorsunuz budur. Parite fiyatı çarpı miktar bölü kaldıraç oranı. Zaten üstteki, Pay, e, pay kesmini görüyorsunuz. Parite fiyatı o anki e, parite fiyat. Hani euro dolar paritesinde ilk örneğimizde ne vardı aşağıdan alıyorduk? 1.24 vardı. İşte 1.24 seviyesinden ne kadarlık bir işlem açacaksınız? Üst bölüm bunu gösteriyor. Miktarı hatırlayın lot büyüklüklerini. Bir lot 100 bin birimdi. Eğer bir lotluk işlem açacaksınız parite fiyatı çarpı 100 bin ifade eder. Alt taraf neden bölen kısmında kaldıraç oranı sizin daha düşük miktarda teminat yatırmanız nedeniyle eğer 1'e 100 kaldıraç kullanılıyorsa ki sistemde default olarak geçerli olan da budur e, o zaman buraya da 100 rakamı gelir. Dolayısıyla siz bu büyüklükte bir işlemi kaldıraç oranı kadar daha az miktarda teminat ayırarak yapabilirsiniz. Yani 100 rakamını koyduğumuzda işlem büyüklüğü bölü 100 kadar marjin ayırırsınız. İşleyelim örnekle bakın bunu. Bakın 1.24. Parite 1.24'müş o esnada. Euro dolar paritesi. Çarpı 10.000. Bakınız bu nedir? Mini lottur. Hatırlarsanız bir lot 100.000 birimdi. 1 bir mini lot 10.000 birimdir. İşlem büyüklüğümüz nedir? Biz 10.000 euro alacağız. Dolayısıyla 1.24 kur o esnada, 1.24 çarpı 10.000 işlem büyüklüğümüz var. Ama kaldıraç oranı kadar daha az miktar ödeyeceğiz. O zaman bölü 100 eşittir, 124 dolardır. Bakınız, paritenin baz veya karşıt döviz olmasına göre çıkan sonuç değişebilir. Hatırlarsanız ben size dolar Japon yeni olarak örnek vermiştim. Neden bunu örnek verdim? Baz dövizi dolar olan bütün paritelerde standart olarak bir lot 100 bin birime tekabül eder ve 1000 dolara tekabül eder. Ee, o nedenle her zaman baz dövizi dolar ki dolar Japon yeni gibi mesela bütün paritelerde bir lot standart olarak 1000 dolarlık teminatta açılabilir. Ama burada örnekte görüyorsanız gördüğünüz gibi baz dövizi farklı oldukça hesaplamalarda çıkan sonuçta farklı olabilmektedir. Çıkan sonucun ise marjin hesabı ile çıkan bu sonucun karşıt döviz cinsinden olduğunu da lütfen unutmayın. Diyelim ki siz bu esnada parite 1.24 iken bir minilotluk işlem açmak istediniz. İşte o an hesabınızda 124 dolar bulunması gerekir. Marjin hesabı bize bunu sağlar. Bakın ikinci bir örnek işleyelim. Az önce işlediğimiz dolar Japon yeni örneği. 77.98 imiş örneğin alındığı tarihte dolar Japon yeni paritesi yani 1 dolar 77.98 Japon yeni imiş. Buradan yine aynı miktar bakın 1 milyonluk bir işlem yaptık ne oldu 77.98 çarpı 10.000 bizim işlem büyüklüğümüz bölü kaldıraç oranı 100 eşittir 7.798 yen yani biz 10.000 dolar almak için 7798 yen bulundurmak zorundayız. İşin özü budur. Tabii ki yen olarak hesabımıza yansımaz. 7798 o anki güncel kurdan dolara çevrilir. 7798 yen kaç dolar eder? Kur eğer 77.98 ise 77.98'e böl eşittir 100 dolar eder. Yani çıkan yen sonucu tekrar dolara bölmek için aynı pariteyi kullandığından biz diyoruz ki bazı dövizi dolar olan bütün paritelerde mutlaka bir lot 1000 dolar, bir mini lot 100 dolar tekabül eder diyoruz kısaca. Bu da size ipucu olsun. Marjin sizin bir pozisyonu açmak ve sürdürmek için hesabınızda bulundurmanız gereken e, teminat miktarıdır. Az önce de dediğimiz gibi mesela 1.24'ten siz euro dolar paritesinde işlem yapmak istiyorsanız 124 dolar hesabınızda bulunacak. Marjin de yine budur. Başka kavramlar da var Forex piyasasında. Nedir? Ne dönüyor? Bir de Scalping duyuyoruz, Hedging duyuyoruz. Bunlar nedir? Bunları da çok kısaca hemen bir aktarmakta fayda görüyorum. Scalping, çok küçük karlar amacıyla çok kısa süreli pozisyon açıp kapatma verilen isimdir. Scalping, GCM Forex bünyesinde tamamen serbesttir. Dünya genelinde bazı firmaların kendi tabi düzenlerine ilişkin olarak scalping'e belli oranlarda izin verebilir. Ancak GCM ve Forex'te scalping için herhangi bir kısıt yoktur. Dolayısıyla siz çok çok küçük miktarlarda ki hareketlerden gelir elde etmek maksadıyla çok küçük zamanlı işlemler açabilirsiniz. Tabi bu uzmanlık isteyen başka bir daldır. Scalping'in temel maksadı Anlık yükseliş veya anlık düşüşlerin bir kısmında hemen yer alarak oradaki piyasanın ani hareketliliğinden fayda sağlayabilmektir. Genellikle e, piyasanın hakim uzmanlar tarafından değerlendirilen bir konu olduğu için scalpingin mutlaka e, bir süre deneme hesaplarında eğer bilinmiyorsa e, denenmesini ondan sonra gerçek hesaplarda gerçekleştirmeye çalışmasını biz tavsiye ediyoruz. Peki Hedge nedir? Hedge genel olarak aslında korunma e, maksatlı pozisyon açmak anlamına geliyor. Bu ticaret yapan firmalarda da bugün e, çeşitli araçlarla kullanılıyor. Dünya gelirinde de farklı isimlerle kullanılabiliyor. Ben size burada Forex piyasasında Hedge denince akla gelen şeyi aktarmak istiyorum. Özellikle Hedge pozisyon denilen bir kavram var. Forex piyasasında bir pozisyonun tam aynı büyüklüğünde tamamen farklı yönünde pozisyon açmaya verilen isimdir hedging. Burada mesela bir lotluk bir euro dolar alım işleminiz var. Tam herhangi bir esnada bu alım işleminin tersinde bir lotluk bir satış işlemi açarsınız o pozisyonu hedge etmiş olursunuz. Ve karşınıza bir hedge pozisyon çıkar. Ve o esnadan sonra kar zarar durumunuz değişmez. Neden? Bir alımınız bir satımınız var ve ikisi de eşit büyüklükte. Dolayısıyla parite yükseliyorsa Bir tanesi zarar yazarken bir tanesi kar yazacak. Ve siz bir pozisyondan çıkana kadar bu değişmeyecek. Peki bunun pratik olarak ne faydası olabilir? Bunun Tabii çok fazla e, faydası yok gibi gözükebilir ama en temel faydası şudur. Mesela bir pozisyon açtınız. Sermayeniz e, Tam yeterli değil pozisyonunuz öyle bir noktaya geldi ki biraz yüksek bir zararınız var. Ancak piyasanın döneceği sizin için aşikar. Fakat o piyasa dönene kadar bir süre daha zarara giderse pozisyonunuz teminat yetersizliğinden dolayı kapanacak. Siz hesabınıza para göndermeyi planladınız. Hesabınıza para göndereceksiniz ki teminat miktarınız yükselsin yani e, hesabınızdaki para yükselsin ki pozisyonu beslemeye devam edebilin. Ancak bunun için havale göndereceksiniz, havalın hesaba geçmesi vesaire derken çok hızlı bir piyasada belki de e, sizin paranız hesabınıza yansıyana kadar e, o pozisyon zararla kapanacak. İşte burada tam bu noktada onun tamamen tersinde aynı büyüklükte bir pozisyon açtığınızda zararınız neyse o halde kitlenir Diyelim ki 325 dolar zararınız var. Hemen hedge pozisyonu açtığınızda 325 dolar pozisyonda o, tabii split farkını ihmal ederek konuşuyorum, pozisyon kitlenir Ve ne kadar hareket ederse etsin onu değiştirmez. Ancak elbette hedginginde bazı zararları olabilir. Şimdi buradaki fayda nedir? Siz zaman kazandınız, parayı gönderdiniz hesabınıza ve geçene kadar hesabınıza geçene kadar siz zaman kazandınız. Paranız hesabınıza geçtiğinizde açtığınız eş pozisyon ilave açtığınız pozisyonu kapatırsınız. Yine kalan pozisyonla bir süre daha belki ilerleme şansı elde edersiniz. Forex'teki anlamı budur. Modern piyasalarda hash deyince tabii akla farklı kelimeler gelebiliyor. Ama giriş düzeyindeki bilgi olarak özellikle Forex piyasasındaki kavramı bu. Hmm, gelelim Forex piyasasında başka neler var? Şimdi finansal varlıklar elbette Forex piyasasında yatırım yapabileceğiniz araçları ve timler. Ne dedik? Pariteler dedik. İşin en temelinde bulunan. Dünyanın birçok ülkesinde dalgalı kur sistemine göre kendi para birimini kendi piyasasında dalgalandıran yani serbest piyasada belirleyen birçok ülkenin dövizi pariteler içerisinde yer almaktadır. Peki e, GCM Forex bu konuda hakikaten geniş bir kütüphaneye sahip olmakla beraber egzotik par pariteler yani çok daha az kullanılan ne bileyim İsrail e, şekli olsun, Singapur dolar olsun ya da e, Güney Afrika randı olsun birçok e, dövizi bir şekilde bulmanız ve kendi aralarında oluşturulduğu paritelere yatırım yapma imkanınız var. Dolayısıyla herhangi bir ülkenin ekonomisini özellikle takip ediyorsanız ee, sizin için elbette bir parite bizim işlem platformlarımızda bulunacaktır. Başka ne var peki? MTA'lar. MTA'lar biliyorsunuz artık borsalarda işlem gören ve özellikle ham madde olarak sanayide, üretimde kullanılan e, birçok ürünü temsil etmektedir. Ham petrol, bakın altın e, ki altın her ne kadar MTA'ya girse de, Kanunda çoğu kez de kıymetli madenler diye de ayrı bir kategoriye sokuluyor ama altın biliyorsunuz e, hala bir MT olarak geçmekte. Gümüş, bakır, şeker, pamuk, kahve, mısır, soya, buğday ve birçok ürün daha da fazlası yine işlem platformlarında var. Peki akla şöyle bir soru gelebilir: e, Forex piyasasında mutlaka bir değeri diğer değere karşı biz oranlıyorduk. Yani euro dolar paritesi dedik. Ne dedik? Euro alıp karşısına dolar veriyoruz. Peki burada tek bir değer var. Silver diyor. Gümüş. Copper mesela. Bakır. Bunu neye karşı biz ticaretini yapıyoruz? İşte burada sadece kendi ismi belirtiliyor ise karşısında mutlaka dolar vardır. Mesela gold. Burada gold diye yazıyor. İşlem platformunuzda gold diye yazıyor. Ancak likitte kaynaklarında biz bunun alışverişini yaparken... XAU bölü USD teriminden yola çıkıyoruz. Yani altın bölü dolar. Euro bölü dolar gibi altın bölü dolar mesela. Farklı farklı e, pariteler de oluşturulabilir ama karşılığında herhangi bir şey yazmıyorsa bunun karşılığı dolardır. Dolayısıyla emtiaların dolara karşı olan değerini siz ticarete söz konusu ediyorsunuz demektir. Bunu unutulmamasında fayda var. Ne var başka? Borsa endeksleri. Biliyorsunuz bizim de bir IMKB yüzümüz var. IMKB 30'umuz var mesela VOT'ta kullanılan. Genelde IMKB 100 zaten Türkiye ekonomisini özellikle belirten ifadesel bir e, ekonomik değer. İşte burada e, 100 tabii ki izin verilmiyor. Ancak e, dünya borsa endekslerinden birçok endeksi bulabiliyorsunuz. Yalnız antiparantez hemen şunları da belirtmek istiyorum. Biz, Ben bunu özellikle derslerime aldım. Ancak e, şu an için borsa endeksleri kapalı. E, bizim işlem platformlarımızda bu endeksler bulunmakla beraber yasal dayanakların oluşturulması maksadıyla geçici olarak kapatıldı. Neden? E, sermaye piyasası kurulu özellikle borsa endeksleri gibi e, çeşitli türev araçların yurt dışı türev araçların alınıp satılması için yurt dışı türev araçlar alım satım aracılık yetki belgesini zorunlu kıldığı dolayısıyla biz derhal bu yasal zorunluluktan dolayı hemen başvurumuzu yaptık e, belgemiz de çıktı ancak bunların altyapı hazırlıkları bitmeden bunları tekrar işleme açmadık dolayısıyla şu an kapalı olmasının temel nedeni de budur çok kısa bir süre sonra bu e, endeksleri tekrar açacağımız için ben özellikle derse de koydum bunlar ne diye e, merak eden yatırımcılarımız için. Gördüğünüz gibi Nasdaq 100, işte standart B500, Nikay işte 225 gibi birçok dünyanın farklı borsalarına ilişkin endeksleri alıp satabiliyorsunuz. Bu ne demek? Herhangi bir ülkenin ekonomisi hakkında gerçekten bilgi sahibi iseniz ki o ülkenin ekonomik durumunu en iyi gösteren şeylerden bir tanesi de borsanın bu ortalama değerlerinin alındığı, belli hisselerin ortalamasının alındığı endeks değerleridir. Bunların üzerinden siz Endeks yükselecek ya da düşecek diye öngörü yapabiliyorsanız işte herhangi bir döviz çifti gibi buna da yatırım yapabiliyorsunuz. Da, tabi burada gördüğünüz değerler yine dolar karşısındaki değerlerdir. Ne var başka? Yine türev araçları olarak tahviller var. Çeşitli e, özellikle şu anda Amerikan tahvilleri var. Biliyorsunuz merkez bankaları ki dünyanın bütün merkez bankaları yine aynı şekilde kendi para biriminin değerini değiştirebilmek için müdahale edebilmek için para arzını genişletip daraltabilmek için çeşitli tarihlerde tahviller piyasaya sürebiliyor 5 yıllık 10 yıllık 30 yıllık ve bunlar borsada faizleri tedavi ettiği için özellikle bunlar üzerine yatırım yapabilmek mümkün. Yine herhangi bir ülkenin para birimi hakkında bir bilgi sahibiyseniz onların tahvillerine de yatırım yapma imkanına sahipsiniz. Ki bunlar da türev araçlardır, yurt dışı törev araçlardır. Şu an onlar da platformda gözükmekle beraber kapalıdır. hemen Aradan bir soru var onu cevaplayın. Bunların bulamıyorum diyor iseniz mesela MetaTrader işlem istasyonunuzda pariteler bölümünde piyasa gözlemi araçlarını lütfen sağ tıklayın tümünü gösterdiğin bütün yatırım araçları orada listelenecek. Soru çok geçmeden aradan da bunu yanıtlayayım dedim. İşte onları e, hepsini orada o zaman göreceksiniz. Ancak dediğim gibi şu anda bunlar türev araç olduğu için aktif değil. Hazırlıkları da çok kısa süre sonra tamamlanacak. Hepsini ticarete yine söz konusu olabilecek. Ne var başka hisse senetleri. Bunlar da türev araçlardır. Türev araç şu demek? Herhangi bir dayanak varlıktan türetilmiş ticari senet demektir. Bu ne demek? Bakın görüyorsunuz en başta Google hissesi, Coca-Cola, McDonald's, Walmart, bir sürü City Group ve dünyanın global firmalarına ait birçok hisse senedini siz alıp satabiliyorsunuz. Burada satın alıp sat satın aldığınız şey hisse senedinin kendisi değildir. Hisse senedinin değeridir, fiyat değeridir. Türev araçların çıkartılmasındaki en temel dayanak zaten rahatlıkla o aracı alıp satarken herhangi bir işte damga pulu vesaire ya da diğer yükümlülüklerin altına girmeden sadece fiyatı üzerinden alım satım yapabilme imkanı kazandırmasıdır. Buradakiler de türev araçlardır. Siz Google hissesi aldığınızda burada Google hissesini satın almazsınız. Yani onun ne bileyim oy verme hakkına, rüçhan hakkına, temettü hakkına sahip olmazsınız. Sadece onun fiyat değerine yatırım yapmış olursunuz. Dolayısıyla türev araçlar size herhangi bir araca kolaylıkla alım satım yapmanızı sağlayan özelliklerdir. Burada Google hissesi ki bu hisselerde şunu da belirtmek lazım. E, ait olduğu borsa ancak e, işlem yapıyorsa bunlar da işlem yapabilirsiniz. Yani Google e, hisse senedi mutlaka kendi borsasında... Açılış kapanış saatler arasında işlem görür. Dolayısıyla siz de yine düz çiftlerinden farklı olarak ancak o saatler aralığında bu hisse senetlerini alıp satabilirsiniz. Bunu da unutmamak lazım. Ama o esnada siz o hisse senedini alıp satmak için işte verdiğiniz emrin işlemesini ya da nasıl diyeyim? bir alıcısı karşısında satıcı satıcı işte karşısında alıcı olması sizin için önemli değil. Anında işleminiz yerine getirilir. Yani ee, emriniz uzun süre beklemez. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde hissesini de alıp satmanın en iyi yollarından birisi yine forextir. Ancak dediğim gibi bunlar da türev araçlardır. Dolayısıyla yurt dışı türev lisansı gerektirdiği için bunların da altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa süre sonra bunları da yine alıp satma imkanına kavuşacaksınız. Evet, finansal varlıklar la beraber konumuzun sonuna geldik. Özellikle sorularınızı ben yine sormanızı istirham ediyorum. Şimdi sorularınıza bakacağım. Hemen notlarıma bakıyorum. Size bahsetmeyi unuttuğum bir şey var mı? Atlamayalım. Bu akşamki dersimiz temel ders olduğu için özellikle temel kavramlar üzerinde konuşmaya çalıştık. Forex piyasası nedir, ne değildir? Gerçekten ne alıp satıyoruz, nasıl yapıyoruz? Kaldıraş nedir? Bunları marjin nedir? Biraz anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Ben sorularınıza bakmaya çalışayım. Varsa sorunuz başka yine forex temel bilgiler açısından hemen yanıtlamaya çalışacağım. Eee... Merhaba, sesiniz net geliyor ama bundan önceki tarım dışı seminer videosunu izleyemedim. Bunun için sizden yardımcı olmanızı istiyorum. Ee, biliyorsunuz bütün webinar kayıtlarımız artık e, web sitemizde yayınlanmakta. Nerede? Eğitim bölümünde biliyorsunuz. Ee, eğer başvurmayı hala bilmeyen arkadaşlarımız var ise web seminerleri bölümünde. Hem buradan e, gelecek webinarlar için kayıt yapabiliyorsunuz hem de Webinar arşivinden geçmiş webinar kayıtlarını burada inceleyebiliyorsunuz. Burada tabii webinar bittikten sonra özellikle, özellikle kayıtlar yine export edilip eklenene kadar birkaç gün geçebilir ama bütün kayıtları burada biz bir şekilde size ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradan yine izleme imkanına sahipsiniz. Endeks işlemleri ne zaman işleme başlayacak? Ee, evet, bunu bekleyen çok yatırımcımız var ama çok fazla kalmadı. Biliyorsunuz Türkiye'de gerçekten e, Türkiye'nin adına yakışır bir e, regulasyon var. Biz, bütün bütün kurallarına biz de uyarak, riayet ederek işlemlerimizi yaptırıyoruz. Dolayısıyla e, her şeyin tamam olarak bir fiil, mutlaka altyapısının hazır olması lazım ki e, çok hassas konular bunlar. Ama inanın sonuna geldi. Ben de bekliyorum. Ve kısa bir süre sonra inşallah hep beraber Trev araçlarda da yatırım yapacağız. Ama çok fazla sürmeyeceğini düşünüyorum. Bir diğerine göre tercih edilen borsa ülkesi var mıdır? Bu soruyu tam algılayamadım. Biraz açarsanız bunu yanıtlamaya çalışacağım. Borsa endeksleri ve diğer bütün türev araçların karşısında dolar vardır. Bunu da tekrar söylemek lazım. Orada bir türev araç alıp satarken karşılığında dolar alıp verirsiniz. Soruları okumaya devam ediyorum. Hocam mesela ben petrolde yüksek miktarda bir işlem açtım. En fazla 1000 lotluk 1000 lotluk bir işlem açsam 170 milyon dolar yapar. Ben manipülasyon yapmış olur muyum? Manipülasyonu forex piyasasında inanın çok kolay yapamazsınız. Zaten 1000 lotluk işlem yapıyorsanız beni dinlemeyin burada zaten gidin Miami'ye. Ama e, forex piyasasının zaten özel kılan nedenlerden bir tanesi gerçekten manipülasyon yapmanın kolay olmaması. Bakın ondan bahsetmedik ama... E, bir alayım. Şimdi forex piyasasında diğer piyasalardan farklı olarak katılımcı sayısı çok fazla. inanın çok fazla. Ve e, özellikle bahsettik yani günlük 5,5 trilyon bir işlemden bahsettik. Bu kadar büyük bir piyasada ve tabanının bu kadar fazla kişiye yayıldığı bir piyasada bir kişinin kalkıp da kendi e, yatırım imkanlarıyla piyasanın fiyatını hareket ettirmesi inanın kolay değil. Gerçekten çok zor. O nedenle işte forex piyasasında analizler biraz daha iyi cevap veriyor. Bir borsada bugün manipülasyon lafını belki duyabilirsiniz. Bazen gazetelerde boy boy çıkıyor biliyorsunuz. Geçenlerde de çeşitli olaylar oldu. Hacim nispeten daha tabii küçük olduğu için ve belli sayıda yatırımcıyla fiyat belirlendiği için yüksek miktarda işlem yapanlar elbette borsada fiyatları manipüle edeli, ediyor ki e, bunun ağır yaptırımları var yeni gelen Türk ticaret yasasında da e, bunun çok farklı yeri oluyor ama forex piyasasında dünyanın bütün ülkelerinde bütün insanlar bütün kurumlar bütün bankalar girip işlem yapıyor dolayısıyla kalkıp bir tane Petrol zengininin orada e, kolaylıkla fiyatı hareket ettirmesi kolay bir şey değil. Ki petrol fiyatını bugün e, petrol ihraç eden ülkeler bile, OPEC bile e, kolaylıkla özellikle hareket ettirmediğine dair zaten yazılar okuyoruz daha geçen okudum bir yerde. Dolayısıyla inanın o kadar kolay değil. Forex piyasası teknik analiz açısından daha güvenilir bir yer olarak gözüküyor. altın için bir lot nedir? Ha, şimdi marjin hesabında biz bahsettik de tabi emtialarda değişiyor. Bununla ilgili yakında bir yazı da hazırlamayı düşünüyorum ama özellikle bizim mesela e, işlem koşullarımız vardır. Şimdi yatırım araçlarına bakarsak işlem koşulları bölümünde bakınız emtia işlem koşulları hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayın dediğinizde karşınıza bir ...pdf dosya çıkacaktır. Burada biraz tam sayfa yapmaya çalışayım. Bilmem görebiliyor musunuz? Burada... ...mesela petrol. Hacim dediği bir lotluk hacim. Mesela bir lot... ...bin varilmiş. Bakın birimde barel, varil... ...troyoz, e, ons... ...gibi... E, ...mesela libre... E, ...değişen birimler var. Bunları zaten... ...değişim katsayılı... ...mutlaka bulursunuz internette. Ama burada... Emtiaların e, lot başına olan büyüklükleri değişiyor. Artı kaldıraça da bakmanız lazım. Bakın burada mesela e, petrolde bir e, lot 1000 varil ve kaldıraç bire elliymiş. Marjin formülümüzü hesaplarsanız bu değerleri aynen oraya koyacaksınız. Ne demek bu? Mesela... E, petrolden örnek verelim. İşte 1500 seviyesindeyken örnek tabi rakam örnek veriyorum. 1500 seviyesindeyken bir lot almak istediniz. 1500 çarpı 1000 yapacaksınız. Aşağıda kaldıraç ise 50 koyacaksınız. Bütün olayın özü bu. 3 tane değişken var zaten. Lot büyüklüğünü bileceksiniz. Euro dolar gibi paritelerde bir lot 100 bin birimdi. Öyle değil mi? Ama emtialarda değişiyor bakın. Bu tabloya bakacaksınız. Siz eğer petrol yatırımı yapacaksanız bir lot diyor iseniz oraya 1000 rakamını koyacaksınız. Ve fiyatı 1000 ile çarpacaksınız. O anki fiyatı. Bölü kaldıraç. Bakın 1'e 50 burada. İşte marjin hesaplama formülü bize bunu ifade ediyor. Tekrar isterseniz hatırlayalım marjin formülünü. Sunumundan bulayım ki yine Evet. Neydi? Parite fiyatı çarpı miktar bölü kaldıraç oranı idi. Şimdi parite fiyatı nerede? parite fiyatı bakın burada 85.57 şu anda burada görünen fiyat. 85.57 çarpı miktar. Bir lot ne kadardı bizim işlem koşullarımızda görmüştük. Bakın hemen tekrar göstereyim. 1000 idi. Yani fiyat çarpı 1000 bölü kaldıraç. İşte o sizin bir lotluk Petrol için gereken teminattır ki her zaman aynı formül kullanılır ama işlem koşulları e, firmadan firmaya değişebilir e, hatta e, yıldan yıla firma içinde de değişebilir. Orada yine altyapanın uygunluğuna veya anlaşmaları, likitli anlaşmalarına göre burada rakamlar değişebilir ama işlem koşullarını bu tavloyu web sitemizden alıp inceleyebilirsiniz. Bakıyorum sorulara başka soru var mı diye. Hash nedir demiş bir arkadaşımız. Sonra da cevabını aldım demiş. Prezentasyonun bir kopyasını alabilir miyiz? Prezentasyonun kopyasını vermiyoruz ama video dersini yayınlıyoruz. Ee, en geç iki gün içerisinde e, bu videoyu internet sitemizde bulacaksınız. Emtialarda kod edilen aylar dışında işlem yapılabilir mi? Emtialarda da. Tabii borsada işlem gördüğü saatlerde işlem yapabiliyorsunuz. Bazı emtialar bilirsiniz, e, kısıtlı saatlerde işlem yapılabilir. Soya mesela açıp kapanmasını bazen bekleyebilirsiniz kendi Amerika piyasasında ama e, petrol gibi, altın gibi tabii e, ki altını emtia diyoruz ama e, kıymetli maden olarak da kanunlarda anılıyor. Bunlar da her daim işlem yapabilirsiniz çünkü dünyanın birçok borsasında işlem yapılıyor. Ama belli başlı borsalarda işlem yapılıyorsa bazı emtialar düşük hacimlere sahipse tabii ki kote edilen aylar daha doğrusu dönem içerisinde alıp satabilirsiniz saatler içerisinde diyeyim. Hocam Amerika dolarının borsası hangisiydi? Doların borsası terim biraz yanlış oldu. Şöyle ki borsada biliyorsunuz dolar işlem görmez. Dolara karşı bütün değerler işlem görür. İşlem gören değerleri biz dolar ödeyerek alıp satarız. Dolayısıyla dolar bütün dünyada tedavülde eden rezerv bir para birimi zaten. Swap altında geçerli mi? Swap bütün hesaplarda geçerli. Bütün e, paritelerde geçerli. Çünkü e, likitte kaynakları aracı kuruma sıvapı mutlaka uyguluyor. Aracı kurumlar da kendi komisyonunu ilave ederek e, müşterisine uygulamak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bütün gecilik taşıma bedelleri küçük miktarlarda da olsa mutlaka e, swap işletiliyor, ister istemez. Yani aracı kurum swap'ı müşterisine işletmezse mutlaka zarar eder e, swap tarafında. O nedenle swap mutlaka işletilmek zorunda kalınıyor. çok fazla teknik soruların içine girmiyorum çünkü çok temel bugün konularımız. Bakıyorum sorulara bakmaya devam ediyorum. Alım satım sorozunda yaptığımız kar nasıl vergilendirilmektedir? Vergilendirme ile ilgili hususlar aslında Türkiye'de tam netleşmemiş, netleşmemiş olmakla beraber belli bir kısmı şu anda zaten e, belli bir meblağa kadar e, vergiden muaf ama e, mutlaka kendi işlemlerinizden elde ettiğiniz gelirleri e, mutlaka sizin kendinizin belgelendirilip e, vergisini ödemeniz gerekiyor ki kanun bunu öngörüyor ama muaf olan bedeli e, özellikle onu ben de araştırayım çünkü Yanıltmış olmak istemiyorum şu anda sizi aklında bir rakam var ama e, emin değilim. E, şunu söyleyeyim çok küçük yatırımcının yıl içerisinde elde edebileceği gelirden nispeten daha yüksek bir bedeldi. O yüzden forex piyasasında çok küçük yatırımcı çoğu kez o bedele ulaşamaya biliyor küçük işlemler yaptığı için. Ama e, vergilendirme hususunda özellikle yatırımcının Kendisine e, belgilendirme ve ödeme şartı getirilmiş. Bunu da bilmenizde fayda var. Belli bir meblağdan sonra. Bakıyorum bir yandan. Diğer ders ne zaman acaba? E, diğer dersi e, web sitemizde inceleyebilirsiniz. Eğitim bölümünde daha önce de söyledik. Web seminerleri alanında tarih tarih. Şu anda biz temel forex eğitimi 11 Aralık Salı. Sonra sizinle trade terminali inceleyeceğiz. Yine ben olacağım 17 Aralık Pazartesi 19'da. Buralara kayıt olma imkanınız var. Web sitemizin web seminerleri alanında. Onun dışında başka soru var mı ona bakıyorum. Bazı hisselerle işlem yapamıyorum. Örneğin Google. Sanırım yatırım limiti var. Hayır yatırım limiti yok. Az önce de söyledim. Sanırım cevap oldu. Bunlar türev araçlardır. Hangileri türev araçlar? Hisse senetleri, tahviller, borsa endeksleri. Bunlar CFT grubundaki türev araçlardır. Türev araç lisansı çıktı ancak altyapısı henüz tamamlanmadı. Biraz daha beklemeniz lazım ama çok değil. Sydney borsası saatlerinde alım satım yapmak New York'tan daha iyi olabilir mi? Piyasada ne kadar az katılımcı varsa fiyat o kadar yanıltır. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın. Dolayısıyla Sydney borsasının açılışında fiyatlar daha az alıcı satıcı tarafından hareket ettirildiği için fiyatlardaki oynamalar nispeten daha geniş formatlı ya da daha yanıltıcı olabilir. En sağlıklı işleyiş şekli en kalabalık saatlerdir. Dolayısıyla mesela Avrupa'nın açık olduğu ama New York'un da başladığı saatler olabilir. O yüzden sığ piyasalarda bulunmak küçük yatırımcı için çoğu kez riskli olabilir ama işi bilenler için de bazı özellikleri içerebilir. kar zarar durdur aralığı, şartları, limitleri inceliklerinden bahsedebilir misiniz? Bu soru içerisinde Zafer Bey, e, inanın o kadar çok bir e, şey var ki hangisinden bahsedelim? Yani kar kar zarar durdur aralığı, şartları, limitleri deyince tamamen kendi zaten stratejinizden bahsediyorsunuz demektir. Bu stratejiyi siz belirleyeceksiniz. Neye göre? Mesela trend takipçisiyseniz, trend takip ediyorsanız elbette e, kar zarar e, aralıkları çok daha geniş formatta olabilir ama scalping yapıyorsanız ta çok daha küçük aralıklarda olacak. Yani bu e, biraz da açıkçası hemen verilecek bir cevap değil. Çünkü tamamen e, sizin tercihinize göre çok farklılık gösterecek. O yüzden buna net bir cevap vermek inanın pek mümkün değil borsa ile forex piyasasının farkı nedir Vallahi en temel farkı dediğimiz gibi gerçekten Manipülasyon olmaması alım ve satım özellikle satımın da çok rahat yapılabilmesi Çünkü iki tane değer var mesela e, IMKB'de biliyorsunuz açığa satış dediğimiz satış işlemleri bile daha düne kadar e, yoktu ve e, en sonda 1 MKB 100 hisse senetleriyle sınırlandırıldı. Yani açığa satış yapmak, satış yapmak o kadar kolay değil borsada. Ama Forex piyasasında sadece bir tuşla hem alım hem satım yapabiliyorsunuz ve aynı e değerdeki değişimden faydalanma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bunun dışında istek ve temenniler var onları da not almaya çalışıyoruz. Diğer ülkeler mi çok şanssızlar bize göre? <laughs> çok edebi bir soru. Diğer ülkeler, diğer ülkelerin şanssızlıkları ne? Ben size söyleyeyim mi? Hadi sohbet oldu bunu söyleyeyim aradan. Şimdi bazı gerçekten bizim, e, geç şu anda S.P.K. bir deprem var ama e, S.P.K. Türkiye'de çok güzel de şeyler yaptı açıkçası. Şimdi Takas Bank olayını çoğunuz duydunuz mutlaka. Takas Bank nedir? Siz aracı kuruma para yatırdığınızda aracı kurum derhal o parayı Takas Bank'a sizin adınıza açılacak bir hesaba yatırmak zorunda. Ve sizin adınıza, sizin bireyinize o hesap açılıyor. Ve onun üzerinde aracı kurumun asla bir tasarrufu yok. Dünya genelinde, bakın benim bildiğim konudan bahsediyorum. Dünya genelinde, genelde Forex piyasalarında bu tip takas sistemlerinde aracı kurumlar hesapları toplar. Kaç tane müşterisi var? Onların paralarını alır, takas bankta bir hesapta toplar. Ama Türkiye'de her bireyin ayrı ayrı takas bankta hesabı var. Siz istediğiniz zaman takas banka birey olarak girip kendi hesabınızı kontrol edebiliyorsunuz. ya Bu güzel bir şey. Yani benim param nerede, ne durumda bunu görebiliyorsunuz. Ve aracı kurum her gün takas dosyasıyla sizin işlemlerinizi belli saate kadar takas banka iletmek zorunda ki senkronizasyon olsun. Bunun zamanında takas banka bildirmekle mükellef. Aksi halde büyük cezalar öder. Dolayısıyla sizin gün içerisinde yaptığınız işlemler periyodik olarak mutlaka takas banka bildirilir. Kar zarar durumu bildirilirse hesabınızın güncel olması sağlanır. Ve dediğim gibi Türkiye'de, Türkiye'ye mahsustur bu. Bunu yazın bir kenara. Her bireyin ayrı ayrı takas bankta hesabı açılır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir forex aracı kurumundaki işlemlerine istinaden hesabını takas bank aşe nezdinde Kendisi görebilir, kendi şifresiyle istediğiniz zaman bunu kontrol edebilirsiniz. Türkiye'deki e, biliyorsunuz tebliğ çıkana kadar biz de çok uğraştık, hakikaten çok bekledik e, Türkiye'de tebliğin e, yayınlanmasını. E, biliyorsunuz daha önceki dönemlerde e, piyasa çok da iç açıcı değildi açıkçası Türkiye'de. Biraz daha böyle e, hakikaten biraz e, devletin denetimi gerekiyordu. Ama denetim kim yapacaktı o belli değildi. İşte BDDK'ya gitti top oradan SPK'ya gitti. Hazine Bakan Hazine Müsteşarlığı'na gitti. Yetkinin kimde olduğu belli değildi. İşte Mart 2011'de yetkinin SPK'ya verildiği belli olunca hemen SPK kolları sıvadı. İşte Amerika'da NF'ye baktı. FCA'ya baktı İngiltere'den. Dünyada bu işi nasıl yapıyorlar? Türkiye'de nasıl düzenleriz? Gerçekten Türkiye'ye uygun bir şekilde Türkiye'nin gerçeklerine uyacak ama daha güvenli bir şekilde Türkiye'de ne yaparız bunu masaya yatırdılar ve çok geçmeden Ağustos ayında biliyorsunuz 23 Ağustos'ta tebliğ yayınlandı 31 Ağustos'ta devreye girdi 31 Ağustos 2011'den itibaren sizler dünyanın en güvenli piyasalarından birisinde işlem yapar hale geldiniz bunun kıymetini bilmek lazım neyse çok konuşmayın bakalım başka soru var mı? Hocam bizim kazandığımız paradan vergiyi biz mi vereceğiz? Evet siz vereceksiniz. Bunu da söylemek lazım. Bunun için düzenlemeler devam ediyor ama ne olur ne biter bilmiyoruz. Bizim temennimiz tabi kaynağında kesilen her zaman daha yararlı olur ama işte bunun limitleri var. O nedenle bazı konular muallakta ama yasal zorunluluğun sorumluluk olarak özellikle söylüyorum. Belli bir meblağa kadar ki bunu araştırın yanıltmak istemiyorum şimdi ben size ama... Ee, çok küçük miktarlarda işlem yapan e, yatırımcılar için e, yani o rakama ulaşmak çok kolay değil ama belli rakamın üzerinde ise mutlaka kişi kendi vergisini kendisi ödemeli bunu kanun belirtiyor. Split değerlerini kim belirliyor? Aracı kurum genellikle belirliyor piyasaya göre ama aracı kurum elbette bankalardan aldığı splitlere belli mantıksal değerler koy koyarak yani kendi kafasına göre yapamaz bunu. Piyasanın gerçekleri var çünkü o nedenle belli oranda makul seviyede split koyarak size ulaştırıyor. Örneğin arıç kurum banka, bankalardan bir pip farklı almıştır. iki pip farklı size veriyordur. Örnek verdim tabi rakamı. Kendisi bu rakamları belirtiyor. İşlem platformunda altın haricindeki diğer emtiaları göremiyorum. Gümüş, şeker, petrol gibi ne yapmam lazım? Dedim ya onu tekrar açalım. piyasa gözlemi penceresinde sağ tıklayın ve tümünü göster deyin. İşte o zaman bütün emtiaları da göreceksiniz. Bakın pamuk, burada petrol, altın, silver, bakın gümüş. Hepsini görme şansınız var. Daha eğer kütüphaneyi görmek istiyorsanız sağ tıklayıp çaprazlar bölümüne girebilirsiniz. O zaman bütün araçları görme imkanınız var. Bakın CFD bir indeks dedik. İndeks neydi? Ee, borsa indeksleri bakın Nasdaq 100 var mesela CFD grubunda. Bunlar türev araçlardır. Stocks US dediği Amerikan hisse senetleri. Bakın gördüğünüz gibi indeksler, bonds bakın hatırlarsanız tahviller, metal grubunda altın ve gümüş var. Görüyorsunuz. Eksotik pariteler, major pariteler. Bunlar döviz çiftleri. Buradan istediğiniz herhangi bir tanesine çift tıklarsanız gruba atarsınız. Ee, ben şu anda gruptan kaldırdım çift tıklayınca. Eğer başı sarıysa grubunuzda piyasa gözleminizde vardır. Çift tıkladığınız başı sarı ise ee, o, MTA, o aracınız listeye yer alır. Tıkladığınızda nereye gider? Listenin en sonuna altın bakın listemin en altına eklendi. Bunu alıp isterseniz yukarılara taşıyabilirsiniz. Kütüphane zengin. istediğiniz gibi siz piyasa gözlemi penceresinde kullanabilirsiniz. Soru epey var. Bakayım sorulara devam edeyim. Çok fazla da vaktimiz kalmıyor çünkü. Euro dolarda sprit 24 saat aynı kalırken altın veya Kurit gibi yani petrol gibi emtiaların spritleri gece 24'ten sonra artıyor. Çok güzel bir soru bu. Güzeldi. Neden artıyor? Dedik ya piyasalar sığ iken fiyat hareketleri çok geniş aralıklarla e, hareket edebiliyor. İşte o esnada e, likitte kaynakları daha az kişi tarafından fiyat verildiği için e, bu kişi dediğim tabii ki bankalar, bankalar aracı kurumlara daha geniş sprit aralıklarıyla fiyat veriyorlar. Dolayısıyla aracı kurumda ister istemez onlardan aldığı fiyatları size yansıttığı için kaynağında genişlemiş bir spriti size yönetmek zorunda kalıyorlar. İşte bu piyasanın sığ hareketlerinde fiyat çok farklı ve aldatıcı şekilde hareket ettiği için bankalar zarar etmemek için spritleri nispeten açabiliyorlar. Daha az işlem yapılan özellikle paritelerde daha çok görebilirsiniz. Ama euro dolar mesela çoğunlukta hep zaten 2 piptir ki genelde yoğun işlem yapıldığı için. Çok temel analiz soruları var. Bunlara bunu girmemizin bir anlamı yok. YCM Forex kampanya falan düzenlemiyor mu? Veya yarışma. <laughs> Güzel. Türkiye'de Ka bütün kampanyalar, bütün e, etkinlikler SPK'nın denetiminde ve izinle de bağlı. O yüzden onları da dikkatli yapmakta fayda var ama yakında Ankara'da seminerimiz var. Onun dışında etkinlikler de sürekli zaten düşünülüyor. İnşallah çok daha güzel şeylerle beraber olacağız ama e, düşünün ki Nisan ayında özellikle lisansını alıp duvarına asmış bir firma için gerçekten e, bugün gelinen noktada yaptığımız hizmetler İnanın çok çok güzel. Ve durmadan yolumuza devam edeceğiz. Ankara'ya gelecek olanlar varsa benimle Ankara'da buluşmak için özellikle ben de heyecanla bekliyor olacağım. 22 Aralık'ta Ankara'dayız. Hala kaydınız yaptırmadıysanız mutlaka yaptırın Ankara seminerimize. Ankara'dan sonra bütün Türkiye'de aslında düşünüyoruz. Gerçi projeler her zaman dile getirilmez ama biz Türkiye'nin bir bütün olduğunu düşünüyoruz ve e, açıkçası İstanbul'daki arkadaşlarımız bize kızmasınlar. E, Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da da mutlaka seminer yapacağız ama biraz da böyle hani Anadolu'ya da gidelim. E, Gaziantep'teki arkadaşımızın ne eksiği var? Yani diğer illerden açıkçası biz bunu düşünüyoruz. İnşallah ben de çok dolaşmak istiyorum. Sizleri de görmek istiyorum. Neyse sorularımıza bir yandan bakmaya devam edeceğim. Bize şifre vermedi. Kimse takas bankla ilgili şifre isterseniz verirler. Şifreyi ee, siz istemeniz lazım. Eğer takasta kontrol etmek istiyorsanız müşteri temsilcinizden isteyebilirsiniz. Adil Bey bu eğitimler çok faydalı. Bence kazanç üzerinden kaç TL'ye kadar vergi muafiyeti var. Eğer sıkılmazsanız ben hemen kendi e-posta sistemimde onu bulmaya bir çalışayım isterseniz. Bir yasal dokümanı vardı. Çok kısa bekleteceğim sizi. Bir arama yapayım bakayım. O konuda eğer o çok da e-posta var tahmin edeceğiniz gibi bulursam onunla ilgili Benim bilgisayarım kadar dolu olan var mıdır acaba başka? Özür diliyorum beklettim size net cevap vereyim diye de. Hı, buldum buldum. 2012 yılı için açıklanan istisna tutarı 20 bin Türk lirası olup, bu tutarın üzerinde elde edilen forex gelirleri beyanname e, ile süresi içerisinde verilir ve bağlı olunan vergi dairesine ödenecektir. E, bu güzel oldu. Demek ki 2012 yılı için e, elde ettiğiniz gelir e, istisna tutarı 20 bin Türk lirası olup, bunun üzerindeki gelirlerinizi beyan edip e, vergi dairesine mutlaka ödemekte mükellefsiniz. Bu sizin sorumluluğunuzda lütfen e, bunu da unutmayın. Yasal olarak da size bunu aktarmış olayım. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Ben de bulmuş, tekrar etmiş oldum. Aklımdaki rakam doğruymuş ama e, webinar gibi halka açık yerlerde söylediklerinize dikkat etmek zorundasınız. Bu da güzel oldu. Antalya'da ne zaman, İzmir'de ne zaman, Adana'da ne zaman? <laughs> İnşallah Ankara'daki seminerimizi bir yapalım öncelikle ki seminer hakikaten çok masraflı. Gerçekten masraflı ve e, ama sizinle buluşmaya değer. İnşallah da güzel şeyler anlatacağız. Evet. Başka e, bakıyorum da yoğun bir konumuzla ilgilendiren soru şu anda yok. Ben sizinle buluştuğum için yine her zamanki gibi mutluyum. İnşallah başka bir seminerde, webinarda tekrar buluşuruz. Ankara'ya gelecek olanlarımız varsa Orada sizinle buluşmayı dört gözle ben de bekliyorum. Size anlatacak çok şeyimiz var. İnşallah diğer illere de yine Ankara'dan sonra gitmeyi amaçlıyoruz. Tabii e, işimiz el müddetçe projemiz çok biliyorsunuz. E, çok fazla projemiz var. Türkiye'de bu işi gerçekten iyi yapmak istiyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Ki, for, özellikle GCM Forex bünyesindeki bütün çalışanlar inanın e, yani müşterilerimiz acaba nasıl biraz daha kazanabilir? düşüncesiyle iş iş yapıyorlar. Bakın bu saatte işinden daha yeni çıkan birçok arkadaşımız var ki geç saatlere kadar mesai yapıyor. Projelerimiz bitmiyor. Proje kitabımızı çıkartıyoruz, bakıyoruz neler yapabiliriz diye. Her zaman biraz daha iyi bir şey vermek, biraz daha güzel bir şey yapmak için sizin kendi paranıza sahip çıkıp biraz şöyle para kazanmanız için ne yapabiliriz? Biz kendi adımıza ne yaparız? Hep inanın bunu düşünüyoruz. O açıdan bizi izlemeye de devam edin. İnşallah çok farklı projelerimizde yolda. Şimdilik ben müsaadenizi istiyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, iyi akşamlar.